Merhaba arkadaşlar. HTML derslerine tablolarla devam ediyoruz. Burada tablo etiketlerinden ve tablo parametrelerinden bahsedeceğim. Öncelikle sayfa içerisinde bir tablo eklemek için table etiketini kullanıyoruz. Tablolar satır ve sütunlardan oluşacak. Satırları oluşturmak için TR etiketini, sütunları oluşturmak için de TD etiketini kullanacağız. Tabloyu tarayıcıda görüntülemek için bir border özelliği verilmesi gerekiyor. Border özelliğini table parametresi olarak yazdığımızda yan taraftaki gibi bir satır bir sütundan oluşan bir tablo gözükecektir. Sol tarafta iki satır bir sütundan oluşan bir tablo, sağ tarafta da bir satır iki sütundan oluşan tabloyu görmekteyiz. Sol taraftaki kodları incelersek TR etiketi iki kere açılmış. TD etiketleri ise bu TR etiketlerin içerisinde sadece bir kere kullanılmıştır. Satırlar TR ile belirleniyor. Burada iki satır olduğunu görebiliyoruz. Sağ taraftaki kodda ise TR etiketi bir kere açılıp kapatılmış ve TR etiketin içerisinde iki tane TD etiketi var. Burada satır içerisindeki sütunları gösteriyor. Burada da bir satırda iki tane sütun olduğunu görebiliyoruz. Parametrelerine bakarsak border özellikle kullanmamız gereken tablonun kenarlarını görüntülenmesini istiyorsak border parametresini yazmamız gerekiyor. Yazmazsak ya da border eşittir 0 yazdığımız zaman kenarlık görüntülenmeyecektir. Border color'la kalınlığını belirlediğimiz kenarlığın rengini ayarlayabiliriz. Burada hem tablonun kenarlık rengini hem de hücrelerin kenarlık rengini değiştirmemiz mümkün. Örnekteki gibi. BG color ile tablonun veya istenen herhangi bir hücre veya hücrelerin arka planının rengi değiştirebilir. Table parametresi olarak yazıyoruz BG color'ı da aynı şekilde. Hücre rengini değiştirmek istersek TD parametresi içerisine yazabiliriz. Satırın tamamını değiştirmek istersek TR etiketi içerisine BG color parametresi yazılarak satırın tamamı da değiştirilebilir. Arka plan rengi. Background ile tablonun veya yine istenen herhangi bir hücre veya hücrenin arka planına resim eklemek için kullanılır. Width tablonun veya hücrenin piksel cinsinden genişliğini belirlemek için kullanılır. Height tablonun veya hücrenin piksel cinsinden yüksekliğini belirlemek için kullanılır. Örnekte incelersek 3 satır ve bir sütundan oluşan bir tablo mevcut. Ve hücrelerin ilk kodda genişliği belirlenmiş. Width 70 diyerek 70 piksellik bir genişlik belirlenmiş. Tabii ki aşağıdaki hücrelerde buna bağlı olduğu için ikinci ve üçüncü satırdaki hücrelerin genişliği de 70 piksel olacaktır. O yüzden tekrar tekrar yazmaya, her satırda yazmaya gerek yoktur. Sütunda bir kere genişlik yazmamız yeterli. Yalnız yükseklik değeri tabii ki farklı olabilir her satırda. Örneğin incelerseniz ikinci satırda height 50, üçüncü satırda da height'i 100 piksel olarak vermişiz ve ön izlemede de zaten farkı görebiliyoruz. Aynı satırdaki hücreleri birleştirmek için call span özelliğini kullanacağız. Parametresini kullanacağız. Örnekten devam edersek tabloyu oluşturmaya başladığımızda ilk başta sol üst köşeden yazıma başlanacak.
inceleyelim tabloyu. 1, 2, 3 satır toplamda 4 tane sütundan oluşacak. Yani 3 tane TR etiketi açılıp kapatılacak ve her birinin içinde de 4 tane TD etiketi olması gerekiyor. Fakat ilk birinci satıra baktığımızda bu birinci satırda 1, 2, 3 tane hücre var. Yani A hücresi burada birleştirilmiş bir hücre ve satırdaki iki tane sütunu birleştirdiğimiz için burada A hücresini yazdığımız TD satırın içerisine parametre yorum aralığında TD'nin etiket aralığı içerisine parametre olarak call span 2'yi belirtmemiz gerekiyor. Burada iki tane sütunun birleştiğini gösteriyoruz. Call, kolom yani İngilizce sütundan geliyor. İki sütunu birleştirdik A hücresinin bulunduğu kısımda. İkinci satıra bakarsak D hücresi yine 1, 2, 3 hücre olacak şekilde birleştirilmiş. Burada da TD etiket aralığında call span 3 yazarak satırdaki 3 hücrenin 3 sütunun birleştirildiğini gösteriyoruz. Daha sonra E hücresi normal bir şekilde yazılıyor. En aşağıda da 3. satırda 4 tane sütun gözüküyor. 4 sütun için ayrı ayrı TD hücreli TD etiketleri açılıp kapatılarak bu şekilde birleştirme işlemi gerçekleştirilebilir. Call span burada aynı satırdaki hücreleri birleştirmek için kullandığımız bir özellik ve TD etiketinin aralığına parametre olarak yazılması gerekiyor. Diğer bir birleştirmek için kullandığımız parametre de row span'dır. Bu row span da aynı sütundaki hücreleri yani aynı sütundaki satırları birleştirmek için kullanılan bir parametredir. Yandaki tabloyu incelediğimizde 3 satır 3 sütundan oluştuğu gözüküyor. Yani TR etiketini 3 kere açıp kapatacağız ve her bir TR etiketin içerisinde toplam 3 tane TD etiketi olması gerekiyor. Tabii ki birleştirmeler yapıldığında TD etiketlerin sayısı değişebilir. Yine sol üst köşeden yazmaya başlarsak ilk hücrede TD etiketi yorum aralığında A, sonra TD etiketi ve B. Sonraki hücreye baktığımızda F hücresi birinci satırdan itibaren başlıyor ve aşağı doğru birleştirilmiş bir hücre. Bir sütunda toplam 1, 2, 3 tane satır birleştirilmiş. O yüzden TD row span 3 şeklinde belirtmemiz gerekiyor. Burada yine row İngilizce satırdan geliyor. Bu durumda A, B, F hücrelerini tabloda yerleştirmiş olduk. İkinci satıra geçtiğimizde C hücresini ve D hücresini görüyoruz. C hücresi yine aşağı doğru birleştirilmiş. Yani satır birleştirme gerçekleştirilmiş. O yüzden C'yi yazarken yine etiket aralığında row span 2 yazmamız gerekiyor. Yazdıktan sonra D hücresini yazacağız. TD D hücresi. Bu satırda başka herhangi bir hücre olmadığı için F'yi daha önce yukarıda yazdığımız için artık bu satır bitmiş oluyor. Yani toplamda burada 2 tane ama şurayı da sayarsak toplam 2 artı birden 3 tane TD etiketinin yazılmış olduğunu görebiliriz. Aşağı doğru indiğimizde 3. satırda C'yi yazmıştık zaten bir üst satırda. E var. TDE şeklinde yazarak E hücresini belirliyoruz bu satır içerisinde. Başka herhangi bir hücre var mı? F hücresini ilk satırda yazmıştık. F hücresi yok. Sadece 3. satır için E hücresi yazılıyor. Burada herhangi bir işlem yok. Yalnız row spanlarla yukarıdaki satırlarda hücreleri birleştirdiğimiz için 3. satırda sadece tek bir hücrelik yer yazmamız gerekiyor. Eğer fazladan TD hücresi yazarsak ya da eksik TD hücrelerini yazmayı unutursak tablomuz istediğimiz şekilde çıkmayacaktır. Buna dikkat edelim. Diğer bir özellik tablo parametrelerinde kullanacağımız cell spacing. Tablonun içindeki hücrelerin birbirlerinden ve tablo sınırından uzaklığını piksel türünden ayarlamak için kullanılır.
kenarlığı ekledikten sonra, kenarlığı görünür duruma getirdikten sonra cell spacing'i piksel cinsinden verebiliriz. Sol taraftaki örnekte cell spacing değeri 1, sağ taraftaki örnekte cell spacing değeri 10 pikseldir. Tablo içindeki hücrelerin kenarlıklarını görüyoruz ve tablonun kenarlarını görüyoruz. Bu arasındaki fark, hücrelerin birbirleriyle olan arasındaki fark ve tablo kenarlarına olan uzaklıkları 10 piksel, yani daha geniş. Şurada ise 1 piksel daha dar bir görüntü mevcut. Bu şekilde hücrelerin birbirlerine olan uzaklığını, tablo kenarına olan uzaklığını cell spacing ile değiştirebilirsiniz. Diğer özellik de cell padding. Bu da hücrelerin içindeki verilerin hücre sınırlarından uzaklığının ne kadar olacağını belirlemek için kullanılıyor. Yine table parametresi olarak yazmamız gerekiyor. Sol taraftaki örnekte cell padding 10 piksel. Sağ taraftaki örnekte de cell padding 0 piksel. Sağ taraftaki örneğe bakarsanız içerisindeki yazı direkt tablo kenarlarına birleştirilmiş bir durumda. Hücre kenarlarına birleştirilmiş durumda. Sağ taraftaki örneğe bakarsak hücrenin kenarlığı ile içerisindeki yazı arasındaki mesafe soldan üstten 10 piksel olacak şekilde ayarlanmış durumdadır. Tablo etiketleriyle anlatacaklarımız, temel tablo etiketleriyle anlatacaklarımız bu kadar. Birleştirme ile ilgili uygulama 5'i, hücre birleştirme ile ilgili uygulama 5'i ve daha kapsamlı bir tabloyu HTML kodlarıyla yazdığımız uygulama 6'yı açıklamalardan linklere tıklayarak izleyebilirsiniz. Bir sonraki derste görüşmek üzere.